Rahim içi araçlar. Şimdi, rahim içi araç, rahmin içerisine yerleştirilen bir maddeden oluşuyor. Bu bir plastik. Bakın orada elde tutmuş, görüyorsunuz. Küçük, yaklaşık bir 2 santim boyunda T şeklinde bir şey. Neden buna spiral deniyor? Çünkü ilk kullanılmaya başlayanları böyle spiral şeklindeymiş bunların. Şimdi T şeklindeler. Hani biz hanımlardan duyuyoruz, spreyim çıkmış gibi çok farklı söylenenleri var. Spiral, sprey gibi. Aslında spiral de yanlış. Bunun adı rahim içi araç. Ama ilk olanları böyle spiral şeklinde olduğu için o plastikler o isimle kalmış. Rahim içi araç demek. Bu bakın T şeklinde bir şey. Kolları var. Alt uçta ve T'nin iki ucunda bakır var. Bildiğiniz bakır teli. Bu bakır teli rahim içine yerleştirildiğinde oradan düzenli olarak bakır salgısı yapıyor. Bir plastiğin üstüne oturtulmuş durumda. Plastiğin altında bir ip var. Biz onu yerleştiriyoruz. Burada gördüğünüz deminki böyle T şeklindeydi. Ucunda bakır vardı. O bakırlı spiral. Farklarını anlatacağım. Bu da hormonlu spiral. Bu da T şeklinde. Bunun da bu kanatlarında ve şu kısmında bakır değil de progesteron dediğimiz hormon sarılı. Yani ufak ufak o hormonu, o ilacı, ilaç diyelim, rahime salıyor bakır yerine. Kollarında da burada da bakın şöyle bir şey var. Yani şekilleri aynı. Biri bakır, biri hormon salgılıyor. Bakın şöyle. Ve uçları kıvrılabilir. Kendi de plastik bir şey yani bu böyle. Yaklaşık 2 santim. Bakın. Bunlar farkları. Bunlar dediğim gibi hormon içeren spiraller. Bu da bakır içeren spiral. Bakın aynı yani. Şekil olarak aynılar. Bunun şu kısmında progesteron hormonu var, ilaç var yani. Bunda da bakır tel var. Şimdi iyi çeşit spiral, kötü spiral, pahalı spiral, pahalı biliyorum ben bunu. Altın içeren, gümüş içeren, pırlanta içeren diyorum ben. Şimdi tüm bunlar tabii işin esprisi. Aslında böyle bir şey yok. Spiral iki türlü. Burada gördüğünüz iki tür. Biri hormon salgılıyor, biri metal. Bunun için en uygunu bakır, bakır salgılıyor. Yani bunların şu daha iyi mi, şu daha iyi koruyor, bu daha pahalısı. Böyle bir şey yok ve bu çok suistimal edilen bir şey. Sadece mesela bakırlı spirallerde işte hiç hamile ya doğum yapmamış birisinin kullanması için daha kolay yerleştirilen, biraz daha kolları kısa ve ince olanları var mesela. Yani bu teknik olarak değişen bir şey. Yoksa tabii bunlar özellikle çok doğum yapmış kişilerde kayması açısından daha büyük olanı tercih ediyoruz. Ama bunlar çok teknik farklar ve hani bana iyi spiral takılmış, kalitelisi takılmış, bunlar çok doğru değil hanımlar. Yani spiral iki türlü olur. Ya hormon içerir ya bakır içerir. Normalde biz bakır içeren spiral kullanıyoruz. Yıllarca bunu kullandık. Bazı metallerin sperm üzerinde toksik etkisi var. Yani öldürücü etkisi var. Bakır bunların başında geliyor. Daha sonra bazı diğer işte gümüşün vesaire de yaptığı görülmüş. Bunlar da kullanılmış. Ama şu an bizim kullandığımız bakır içeren spiraller. Sonra progesteron içeren spiraller çıktı. Hormon içeren. Bu nasıl çıktı? Bir hastalık olduğunda mesela tedaviye dirençli şiddetli adet kanamaları var kadında. Bakıyoruz hormonları normal, her şey yolunda. Altta yatan bir miyom yok, bir şey yok. Öyle duruma geliyor ki bunlar artık tedaviye dirençli aşırı kanamalar diyoruz. Bu kişilerin rahim alma ameliyatına kadar gidiyorduk. Sonra bunlar çıktı. Yani biz rahmin içerisine düzenli hormon salgılayan bir şey koyarsak bu kişilerin kanamasını durdurabilir miyiz diye. Ve bu spiraller çıktı. Ya adı rahim içi araç zaten bunun. Oradan düzenli olarak hormon verip kanamayı dengeliyor. Kadının aşırı adet kanamasını önlüyor. Yani bu bir tedavi. Sonra bakıldı ki bu tedavi sonrası bu kişiler gebe de kalmıyor, bir de koruyor. Buradan yola çıkarak bunu hani bu şikayet olmayıp da sadece spiral yerine kullanabilir miyiz geçildi. Tamam kullanalım. Peki bunun bakırlıdan farkı ne? Şurada bakırlı spiral takıldığında herhangi bir kadında adetleri süre ve miktar olarak arttırabiliyor. Aşırı kanama yapabiliyor. Bunlarsa söylediğim gibi aşırı kanamada kanamayı azaltmak için kullanılıyordu. Yani aşırı kanaması olmasa da spiralle çok kanayan bir kadına onun yerine hormonlu spiral tercih edilebiliyor.
Yani o kanamayı azaltan bir şey. Dolayısıyla hangisini takalım tercihi buradan çıkıyor. Birisi tedavi için zaten kullanıyoruz, birisi sadece korunma için. Korunma için kullandığımız aşırı kanama oluyorsa hormonlu olanı sadece korunma için de kullanabiliriz. Bu ikisi, yani iki tür spiral vardır. Biri hormon, biri de metal içerir. Onda da bakır kullanıyoruz. Umarım bu konuda anlaşmışızdır. Şimdi devam edelim. Bunların bakın uçlarında şöyle ip var. Görüyor musunuz şu ip? Biz bu ipi yerleştirirken kullanıyoruz. Şimdi göstereceğim. Bakın. Bu neydi? Kadın genital sistemi. Şu spiral, şu da ipi. Şimdi şurası dış kısım. Yani sizin dışarıdan gördüğünüz dudakların olduğu kısım. Doktor buraya bir muayene aleti yerleştiriyor. Vajinanın içerisine giriyor. Ve buradan spirali rahmin içine yerleştiriyor. Şimdi bunu göreceksiniz. Bakın yerleştiği yer burası. Çok özür dilerim, yine yeri gittik. Sanırım şuralarda bir yerdeydik. Evet. Merak etmişiz. Pardon, başındaydık. Bakın gördünüz mü? O küçücük 2 santimlik şey rahimde şuraya yerleşiyor. Bakın ipi de devam ediyor ve vajinadan aşağı sarkıyor. Biz bunu şuradan vajinadan yerleştiriyoruz. Bakın şimdi. Bu yerleştirilmiş bir spiral. Yerleştirdikten sonra da çok az geri alayım. Bunu biz bir aletle yerleştiriyoruz. İçeride spirali bıraktıktan sonra dışındaki kılıfı çekiyoruz. Ve buradaki ipi de yaklaşık 1-2 santim bırakarak kesiyoruz içeride. Şuradan kesiyoruz ipi. Yani cinsel ilişkiye düşünürseniz sperm buraya yerleştiği için spermin bu ipi görmesi ya da sizin bunu dışarıdan hissetme gibi bir şansınız yok. Yani erkeği rahatsız etmesi ya da cinsel ilişkide sıkıntı çıkarması gibi bir şansı yok. Bu misina şeklinde bir ip. Yani penisin hissedebileceği bir ip değil ve de çok derinde. Bazen bu rahatsızlıklar duyuluyor. Yani daha doğrusu bundan çekiniliyor ama böyle bir şey yaşanmadığını anlatmak istedim. Çünkü söylediğim gibi burada kalıyor. Bakın şimdi rahmin içi görüyorsunuz. Burada şu an hormonlu bir spirali kullandık. Bu bakırlı da olabilirdi, hiç fark etmez. Bu spiral ne yapıyor? Buradan düzenli hormon salıyor dedik ya, ya da bakır salıyor. Bu bakır ya da hormon buradaki şu rahim iç tabakasını, şurayı, bir iltihap dokusu oluşturuyor. Ama iltihap sizi yanlış düşündürmesin. Mikrobik bir iltihap değil bu, enfeksiyon değil. Sadece oraya bazı hücreleri çağırıyor. Diyor ki gelin burayı, burada bir olay var diyor kabaca. Böyle çevireyim. Ve burada mikrobik olmayan steril bir iltihap ortamı yaratıyor. Bu iltihap ortamı ne yapıyor? Sanki bir bakteriymiş gibi algılayıp oraya gelen spermleri yakalıyor ve durun bakalım geçmeyin diyor. Bakın. Salgılıyor şu an progesteron. Bakın bütün bu hücreleri buraya çağırdı. Gelin burada olay var dedi. Bunları vücut yapıyor. Bu hücreler de buradan geçerken spermleri yakalıyor bakın. Geçirtmiyor. Gitti sperm. Gördünüz mü? Yani bakın şurada gördüğünüz burada şu an şu gördüğünüz nokta nokta şeyler o düzenli olarak orada o içinde barındırdığı progesteron hormonunu salgılıyor. Bakırlı spiral olsaydı bakır salgılıyor. Ama hani böyle bunu dışarı bakır fışkırıyor gibi düşünmeyin. Böyle milimetrik gözle görülmeyecek bir sızıntıdan bahsediyoruz. Bakın durduğu yerde bir yandan da bakın hatırlıyor musunuz şu rahim ağzını? Hani yumurtlama döneminde sperm geçsin diye inceliyordu. Bir yandan da bunu kalınlaştırıp yapışkan bir hale geçiriyor. Sperm buradan da içeri girmesin diyor. Bakın kalınlaştırdı. Sperm buradan giremiyor. Girse de buradaki şey hücreler yakalıyor dediğim gibi. Bakın bu rahim iç tabakasıydı. Bu da içeride spiralin durduğu yer. Şu da ipi aşağı doğru gidiyor. Şimdi burada spermleri yakalıyor gelin olay var dedim ya. Bunu devamlı yapıyor.
Hatırlıyor musunuz adet döneminde yumurtlama olduğunda hani bu rahim iç tabakası kalınlaşıyordu ki bebek yerleşsin şurada. Gene yumurtlama oluyor ama rahim iç tabakası tam kalınlaşacakken buradaki spiral diyor ki hop kalınlaşamazsın, ince kal diyor. Burada progesteron hormonu salgılanıyordu ya, bir yandan sperm yakılıyor, bir yandan da diyor ki kalınlaşma diyor, kalınlaşamazsın diyor. Ne oluyor kalınlaşamayınca? Diyelim yumurtlama oldu, sperm de diyelim buraya geçti, döllendi, geldi, rahme yerleşemiyor. Çünkü buradaki yuva oluşmadı. Bakın bu normalde rahimde oluşmuş yuva. Burada yuva oluşmadığı için döllenme olsa bile gelip yerleşecek bir yuva yok. Bu hormonlu spiralin yaptığı. Bakırlı spiral de aynı şeyi yapıyor. Evet. Sanırım bu mekanizmayı anladınız. Şöyle. Yani spiralin etkisi bu. Hani deniyor ya bazı yine yanlış inanışlar var. Spiral çocuğu düşürüyormuş, olmuş çocuğu diye. Aslında olmuş çocuğu düşürmüyor. Bir, çocuğun olabilmesi için spermin yumurtaya ulaşmasını engelliyor. Orada mikrolik olmayan bir iltihap yapıyor. İki, spermin gireceği kanaldaki sıvıyı koyulaştırıp spermin ilerlemesini önlüyor. Üç, yumurtlama olup hadi hasbelkader sperm de gitti, döllendi diyelim. Yumurtanın yerleşebileceği yuvayı önlüyor. Yuva oluşturmuyor. Tüm bunlar yüzünden gebelik olmuyor. Yani gelip de yerleşmiş bir gebeliği düşürmüyor. O etki de var. O da ne zaman var? Diyelim ki o esnada bir gebelik var ve siz gebelik varken spiral taktınız. Daha yeni hani bebek yerleşmişti ama adetiniz gecikmemişti. O zaman o birkaç gün içerisinde düşürebiliyor. Ama spiral takılı olan bir kadında sonraki adetlerinde böyle yerleşmiş bir gebeliği sonradan düşürmüyor. Böyle bir şey yok. İlk takıldığında o an yerleşmek üzere olan bir gebelik varsa onu düşürüyor. Bunu da zaten biz acil doğum kontrolünde yani ilişki oldu, ertesi gün şüphelenildi. Ne yapabiliriz? Ya ertesi gün hap alıyoruz ya da hemen spiral takıyoruz. Tutunmaya başladıysa düşsün diye. Ama spiral takılmış birinde asla ve asla yerleşmiş bir bebeği spiral düşürmüyor. Tam tersi bebeğin yumurtanın, döllenmiş yumurtanın yerleşmesini önlüyor. Çünkü yuva yapılmasına engel oluyor. Hani bazı inançla ilgili kaygılardan dolayı böyle bir şey var. Yani kürtaj yapıcı ya da bebeği düşürtücü etki değil spiralin etkisi. Böyle bir etkisi yok.